Arkadaşlar, Rusul Lugal Arabiye li gayri natikine bihe serisinden başlattığımız seri derslerimizin bugünkü bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Emin el Hindi ente emmin Pakistan, yani sen şuralı mısın yoksa buralı mısın? Buralı mısın yoksa, şu mu yoksa anlamına gelen cümle örnekleri kurmuştuk. Kaldığımız yerden örneklerimizi devam ettirip pratiğimizi zenginleştirmeye çalışacağız. Ettemrini sealiz. Enti tabibetün em mumarridatun. Enti tabibetün em mumarridatun. Sen doktor musun? Hanıma soruyor tabi. Enti tabibetün em mumarridatun. Enti tabibetün em mumarridatun. Sen doktor musun yoksa hasta bakıcı mısın? Yani hemşire misin? Ehüm Nasara em Yahud. Ehüm Nasara em Yahud. Ehüm Nasara em Yahud. Onlar Hristiyan mı yoksa Yahudi mi? Ehaze mescidün em medresetün. Ehaze mescidün em medresetün. Bu mescid mi yoksa medrese mi? Ehaze mescidün em medresetün. Em yoksa. Yoksa. Sulu mu yoksa tatlı mı? Beyaz et mi yoksa kırmızı et mi? Tatlı mı tuzlu mu gibi. Ehazi seyyaratul mudiri em seyyaratul müderrisi. Ehazi seyyaratul mudiri em seyyaratul müderrisi. Bu müdürün arabası mı yoksa hocanın arabası mı? E ente mütezevvicun em azebun. E ente mütezevvicun em azebun. Sen evli misin yoksa bekar mısın? E hunne halatuke em ammatuke. E hunne halatuke em ammatuke. Onlar teyzelerin mi yoksa halaların mı? Ehuve min Pakistan em min İran. Ehuve min Pakistan em min İran. O Pakistan'dan mı yoksa İran'dan mı? Ebeytüke garibun. Ebeytüke garibun em ba'idun. Ebeytüke garibun em ba'idun. İhvati, hâzihi tuhayyiruna. Ba'id em garib. Pakistan em İran. Hâlâtüke em ammâtüke. Hâlâtüke teyzelen ammâtüke halaların. Ettemrin-i Sâmin 8. alıştırma. Teemmel emsiletel atiyete. Gelen misalleri düşün, tefekkür et. Li zu. Zu arkadaşlar sahip olma yi ifade eder. Zu kametin boylu. Zu ilmin ilim sahibi. Zu edebin edep sahibi. Zu kitabin kitap sahibi. Evet. Müdirune zu kâmetin tavîletin. Müdürümüz uzun boyludur. Uzun boyludur. Yani uzun bir boya sahiptir. Zu kâmetin. Sevgili hanımlar, beyler. Ebun, ehun, femun, hamun,
Zum. Bu beş kelime ya biz Arapçada esmaul hamse diyoruz. Esmaul hamse. Yukal li hazi kelimat ebun, ehun, femun, hamun, zu. Esmaul hamse. Ve hazihi kelimat in kanet mudafetun li ismin tani في حالة الرفع ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء بشرط تكون مضاف الى اسم ثاني مضاف نعم هذه مضاف وهذا مضاف اليه وهذه صفة طبعا أبدا. نعم هذا الدفتر هذا الدفتر ذو ورق مسطرات مسطر bu defter çizgili defterdir ذو ورق çizgili yapraklıdır diyelim yaprakları çizgilidir varak yapraklar musattara satırlı Şimdi bir kareli defterler var, bir düz defterler var, bir de işte çizgili defterler, yazı defteri. Ahmedu talibun. Ahmedu talibun. Ahmet öğrencidir. Nasıl bir öğrenci? Zu ilmin ve hulukin. Zu ilmin ve hulukin. Zu ilmin ve hulukin. Ahmet ilim ve ahlak sahibi bir öğrencidir. Evet. هذا القميص bu gömlek ذو كم قصير هذا القميص ذو كم قصير bu gömlek kısa kolludur وذاك وشو ذو كم طويل ve şu da şu gömlekte uzun kolludur Kümmin kasir, kümmin tavil. Kümmin kasir, kümmin tavil. Hâde kümmin tavil. Değil mi? Kümmin tavil. Naam. El mescidü, Ettemir Halis, ellezî fî hayyine, bizim mahallemizdeki mescid, ذو منارة واحدة المسجد الذي في حينا المسجد الذي في حينا محلمizdeki مسجد nedir ذو منارة واحدة tek minarelidir tek minaresi vardır tek minareye sahiptir ذو evet اقرا الأمثلة التمرين التاسع misalleri oku. ثُمَّ حَوِّلِ الْجُمْلَةَ الْآتِيَةَ مِثْلَهَا ثُمَّ حَوِّلِ الْجُمْلَةَ الْآتِيَةَ مِثْلَهَا Evet. Misali okuyacağız. Sonra gelen cümleleri misaldeki gibi ne yapacağız? Değiştireceğiz. Bakalım. هَذَا طَالِبٌ ذُو خُلُقٍ هَذَا طَالِبٌ ذُو Hulukin. Bu öğrenci ahlak sahibidir. Zu hulukin. Ha ulayi tullabi zu hulukin. Zu sahipler demek. Sahipler. Evet. Bu öğrenciler ahlak sahibidirler. Ha ulayı tullabu zevu huluk. Hâzi talibetü nedir? Zâtu hulukin. Zâtu hulukin. Zu zât. Bu bayan öğrenci, kız öğrenci ahlak sahibidir. Ha ulayı talibetü zevâtu hulukin. ذوات خلق
هذا الرجل ذو مال كثير. هذا الرجل ذو مال كثير. Bu adamın çok malı var. هذا الرجل ذو مال خلق. هؤلاء الرجال deriz arkadaşlar. هؤلاء الرجال ذو مال او اموال كثيرة de diyebiliriz. Bu adamların çok malları var. Adamın çok malı var. Adamların çok malları var. ذو اموال كثيرة. نعم. هذا الولد ذو كتب كثيرة. Bu öğrencinin çok kitapları var. هؤلاء الطلاب ذو كتب كثيرة. ذو كتب كثيرة. Kız öğrenci için deriz. هذه الطالبة ذات كتب كثيرة. ذات كتب كثيرة. هؤلاء الطالبات kız öğrenciler için diyoruz. ذوات كتب كثيرة. ذوات كتب كثيرة. نعم. أدخل. Bakın yavaş yavaş şeye giriyorlar arkadaşlar. Dil bilgisini de öğreniyor. اَدْخِلْ لَعَلَّ عَلَى جُمَ الْآتِيَةِ عِلْمًا بِأَنَّا ne yapıyor? لَعَلَّ مِنْ اَخَوَاتِ اِنَّا ne yapıyordu arkadaşlar? اِنَّ وَاَخَوَاتُهَا اِنْ اَتَتْ قَبْلَ فِي بِدَايَةِ فِي رَأْسِ الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ تَنْصِبُ الْاُسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ اِنَّا أن كأن لكن ليت لعل لا لعل ها هو بخير هو بخير لعل هو بخير لعل هو لعله بخير diyebiliriz arkadaşlar. Bakın على الجملة الآتية علما بأن لعل من أخواتنا لعلها بخير لعلهم بخير لعلهم بخير umulur ki onlar iyidirler لعلها بخير umulur ki o bayan iyidir لعلهن بخير umulur ki o hanımlar iyidir لعلك انت pardon انت بخير sen iyisin لعلك بخير umulur ki umarım ki sen iyisin. Entüm bi hayrin, siz iyisiniz. Leallekum bi hayrin diyoruz. Leallekum bi hayrin arkadaşlar. Enti bi hayrin, bakın enti bi hayrin, sen iyisin. Hayır içindesin. Lealleki bi hayrin. Entünne bi hayrin, entünne bi hayrin, sizler iyisinizdir. لَعَلَّكُنَّ بِخَيْرٍ أَنَا نَاجِحٌ ben başarılıyım لَعَلَّنِي نَاجِحٌ umarım ki başarılıyımdır نَحْنُ نَاجِحُونَ biz başarılıyız لَعَلَّنَا نَاجِحُونَ لَعَلَّنَا نَاجِحُونَ umulur ki umarız ki başarılıyızdır الْمُدِيرُ فِي غُرْفَتِهِ müdür odasındadır لعل المدير في غرفته لعل المدير في غرفته umulur ki müdür odasındadır. الاختبار سهل الاختبار سهل لعل الاختبار سهل لعل الاختبار سهل arkadaşlar imtihan kolaydır. لعل الاختبار سهل umulur ki sınav kolaydır. Evet. اقرأ المثالين. İki misali oku. ثم اكمل الجملة. Sonra cümleleri tamamla. الآتية gelen cümleleri tamamla. بوضع غال. غال kelimesini koy. أو غالية veya pahalı kelimesini koy. في الأماكن الخالية.
boş yerlere gali veya galiyetun. Gali ya da galiyetun bidıt kelime rahis ev rahisatun. Rahisun ev rahisatun. Rahisatun ucuz, galiyetun pahalı. Ehezel kalemu galin. Bu kalem pahalı mı? Aslı neymiş? Galiyun. Galiyun. Evet. Kelimenin aslı galiyun. Ama ne diyoruz? Ehezel kalemu galin. Ev galiyun da diyebiliriz. Hâzihi sâ'atü galiyetün. Niye galiyetün diyoruz? Çünkü mühennes. El kütübül arabiyyetü galiyetün fi beledine. El kütübül arabiyyetü galiyetün fi beledine. Arapça kitapları ülkemizde pahalıdır. Hâzel kitâbu rahîsun ve zâke galiyun ya da galin. Evet. Bu ucuz ama bu şu pahalı. Hazel mu'cemu, hazel bu sözü bi mi'ati riyalin 100 riyaldir. Huve galiyun. Huve galiyun ya da galin, o pahalıdır. Hazil hakibetu, bu çanta galiyetun. Pahalıdır. Rahisatun, ucuzdur. İkra el-mithaleyni, 12. alıştırma, iki misali oku. Thumma ikra el-cümle'l-âtiyete, sonra gelen cümleleri oku. Ba'de zâlike iktübhe, sonra yaz. Ma'a kitâbeti'l-âdâdi, sayıları yazarak kendisini de yaz. El-vârideti iyihe bil-hurufi. Yani İkra el-misaleyni, iki misali okuyacağız. Sümme ikra el-cümle'l-âtiyete, sonra gelen cümleleri okuyacağız. Ba'de zâlike, bundan sonra uktübhe ma kitâbeti l-adâd, sayıları yazarak da yaz. Sayıları yazmayla birlikte yaz. Hangi sayılar? El-vâride uktübhe ma kitâbeti l-adâdi l-vârideti fiha bil huruf. Harf olarak gelen sayılarda ne yapacaksın? Yaz diyor, yani rakam vs. Şimdi mi'etü, bakın, yani sayıyı isimlerle birlikte yazıyoruz. Yani harfle, rakamla şey yapıyor. Bakın mesela mi'etü yüz. Ne yüz? Mi'etü reculin, yüz adam. Mi'etü imraetin, yüz kadın. Mi'etün arkadaşlar, hatta 20'den sonraki okut sayıları 100'e kadar, hatta 1000, milyon filan, bunlar müennes ve müzekkerlikleri değişmiyor arkadaşlar. Mi'etü imraetin, mi'etü reculin şeklinde geliyor. Bakın, birler basamağında, birler basamağı sürekli değişiyor. Nasıl değişiyor? Yani eğer sayılan isim müzekkerse sayımız t'li geliyor. Sayılan isim müennesse sayımız t'siz geliyor. 10. sayfayla videomuzu noktalıyoruz. Yarın bir başka videoda buluşmak üzere. Hepiniz esen kalınız. Abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.